Haberler, ben biraz grip oldum. Yani bugün kurumda, okulda değilim. Gripte olunca zaten okulda bile Gitmek ne öğretmenler ne öğrencilerimi bulaştırabilirim. Malum. Bulunduğumuz ortamında da artık Ne bileyim, COVID her yerde yerde. grip simptomlar da COVID'de olabilir. Okula gitmedim bugün. Hastanelerde de çok basit. Acilen normalde ben yani çoğu yaptığım acile gidiyorum. Acilde COVID'e yönlendiriyorlar, yaparsın. Bugün gittim sağ sonra burada yok, grip şeyimiz yok burada. Burada gezdirdiler beni hastanede. Hastanelerde neyse kısacası COVID testimi yaptım. Telefonu da evde unutuyor. Aldım, kapıdan aldım. Benimkiler almadılar içeri. Zaten almasınlar. Grip bile olsa biliyorsun Fatma son aylarda bile diyebiliriz. Bu arada COVID grip olması Allah korusun. COVID zaten Allah korusun. Demiyoruz. Teste de 45 dakika dediler. Test çıkacak. Ondan sonra ona göre ya ilaç yazacaklar. Ama benim geçen de grip ilaçlarım var. Ne bileyim Eski kafayla aynı ilacılar. ilaçları kullanmayı düşünüyorum. Zaten Nurofen içtim dün. 2 günde içtim. Bakalım arkadaşlar. Dua edin. Burnum zaten kapalı. Yani grip bu ben ne biliyorum ama tabii ki tedbirle test yaptık. Ondan sonra evde de gir. Düşünmüyorum. Burada park var. Parkta da gitmeyi düşünmüyorum. Arabamı böyle koltuğumu yaslayıp buradan bekleyeceğim. Ya da ne bileyim sıkılırsam da arabada parkta. Ben yürüyüş yaparım birazcık. Ya arkadaş sıkıldım ya. Cebeci Ankara Hastane ya. Ben hep şehir hastaneye gidiyorum. Bugün niye oraya gittim bilemedim ya. Evimi yolun üstü diye. Tabii ki şehirde giderken eski okulumun o tarafta olduğu için şehir hastaneye hep Diyordu. gidiyorum. Hala sonuç çıkmadı. Çıkılamadı. Ama grip bu yani. Başka böyle o zaman başka semptomları yok bende. Bir yorgunluk var. O da tabii ki COVID'e de artık Böyle bir bulaştım. simptomlar var. Yorgunluk, halsizlik. Bir de burun tıkanığı. Sonuç olursa sadece Grip olsa eve gidebilirim, ne bileyim, maske takarım evin içinde ama yine dikkat, mesafe koy. korumaya çalışır ama halim işte mesafe korumaz Burada işte halimle. burada Burada da yemek alacağım, yiyeceğim yani. Acıktık. ne yapalım? Yok bir haber. Arkadaşlar dua edin de inşallah kötü olmasın. Hep iyi çıktı da negatif falan Dur oldu. bakalım bugün de ne çıkacak. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle evde bir gün, biraz sıkıntılı, stresli bir gün bizim için. Çünkü biliyorsunuz ben bir önceki vlogda söylemiştim, Nuri biraz rahatsız, alemin de burnu akıyor diye. Sabah okula gitmiş, gittikten sonra saat böyle 10-12 gibi falan geri eve geldi. Çok ağırlaşmış, hastaneye gitti, Covid testi verdi. Yani çıkar hemen demişler ama akşam oldu, hala bekliyoruz. Çıkmadı maalesef. Uzun sürdü bayağı. Neden olduğunu anlamadık ama. Yani 2 saate çıkar demişler. Bayağı sürdü. Ya kötü olan şimdi eve gelse bana Covid bulaştırır diye korkuyor. Zaten dün biz tedbiren eve geldikten sonra Nuri ayrı odada durdu. Ne Alim'le ne benle temas etti. Yani belli olmaz çünkü. Hani Alim'in de burnu akıyor ama belki Alim üşütmüştür, Nuri Covid olmuştur falan diye de düşündük. Nuri ile ayrı bir gün geçirdik yani. Bugün de maalesef hala ses seda yok. Bir de o değil, adam hasta hasta dışarıda geziyor. Ona çok üzülüyorum. Hani Covid olmadığını öğrense gelsin en azından evde bir odada yatsın. Grip de olsa gelsin burada geçirsin. Bu evde geçirsin. Dışarıda hiç dinlenemedi. Gel, hani diyorum ki en azından ablama git orada yat, anahtarı al ablamdan. Git orada yat uyu. Oraya da gitmek istemiyor. Covid sen kimseye bulaştırmayayım diyor. Öyle yani bir stresli gün geçirdik. Ben zaten biliyorsunuz bu ara çok korkuyordum Covid'den. Gebeanneleri çok etkilediği için. Bir de aşı da olmadım daha. Aşı hala olmadım yani. Perşembe günü olmayı planlıyordum. Bugün pazartesi. Bu arada. Pazartesi. Ay pardon, bugün salı. Perşembe günü olmayı planlıyoruz. Perşembe günü Nuri yarım gün çalışacak. Evet arkadaşlar, testimi çıktı, buradan görebilirsiniz. Bu benim 4. test aslında, çünkü bir tane daha yapmıştım onu Gana pasaportla yaptığım için burada gözükmüyor. Çok şükür bugün de negatif çıktı. Burada otoparktaydım. Şöyle normalde bizim otoparkımız var burada.
Şimdi eve gidiyorum. Tabii ki yine gribimde de ilacımı içtim. Çok şükür bak şu an bile burnum biraz açıldı. Çok da böyle tıkanık değil. Umarım şu ara bir daha tıkan olmaz. Olur da bir iki günde geçer. Çok şükür de 29 Ekim'de zaten geldi. Okula gitmeyeceğim için bence tam zamanında geldi. Çünkü biliyorsunuz biz çocuklarla beraber olduğumuz için grip bile olsa okula gitmemem gerekiyordu. Gitmiyoruz da. Çocuklar bulaşır. Zaten çoğu çocuklardan alıyor. Çünkü onlar birbirlerini bulaştırıyorlar. Bir şey yok arkadaşlar. Negatif sonucu. Çok geç çıktı. Aslında gerçekten görüyorsunuz zaten karanlık oldu. Azan okuyor. Azan okuyor şimdi. Ben eve gideyim. Evden devam ederiz. Olmaz mı? Canım annem geldi. Bakalım kim geldi? Bakın bizim dışarı kuşumuz gelmiş. Bunu zaten bunu temassız olması olmaması. Dün zaten Nuri odaya kapandı, öyle temassız olmayı sağladık da. Ama Allah'a şükür negatif çıkmış arkadaşlar. Çok mutluyuz. Yani sabahtan beri bayağı stres yaşadık da. Sabahtan beri bayağı stres yaşadık. Nuri eve gelmiyor, dinlenemedi. Çok kötü oldu ya. Bir yere de giremiyorum. Arabada takıldım bütün gün. Yemek aldım, arabada da yedim. Araba pis. Şu an gidip onu yıkamam. Zaten şimdi almıyorum araba. Almayayım size. Tamamen kendim iyileşeyim. Ondan sonra. Hatta bu evde de ayrılacağız. Bunları da direkt yıkamaya atayım. Tamam. Sen yarın işe gitmeyeceksin değil mi? Gideceğim. Bakalım işte. Bunlar hepsi artık odalar benim odam olacak. Ama yani grip olmuşsun değil mi yani? Bu grip. Zaten grip şeyler bağlı. Bir tadımadı, kokusu falan almayınca insan da tedirgin. Bir derdi benim. Sen hamilesin. Eskiden belki hiç çok umursamazdım. Grip derdim, grip derdim. İçim geçerdi ama Allah korusun. Oldu ki gerçek bir COVID. Çünkü biliyorsun bizim okulda girdiğimiz sınıflar kapanmış oldu. Evet. Okulda COVID zaten sürekli birilerden çıkıyor zaten. Aşıda olmadık zaten. Sen ben, olmadın. Ben olmadım. Ben Nuri aşıda. Çok şükür bir şey olmadı. Demek ki aşı çalışıyor ya da ne bileyim. Ben duşa gireceğim arkadaşlar. Siz ne yaptınız? Ben evdeydim, temizlik yaptım, o çocuğun odasını toparladım, öyle bir gün geçirdim işte ben de. Ne yapıyorsun sıkıntıdan? Ailemin şımartmaya başladı yine. Usta geldi de dolaplar, çocukların dolapları ölçüler alıyor. Alim, why are you hiding yourself? Komik değil. What are you doing? 120 santim oluyor şurada, 120 santim boşluğum. Kurt ya. 80 santim, 90 santim yeterli. Yeterli zaten, çok hoş. Üstüne de bir raf koyarız. Ben de şu çıkıyorum. Üstündeki rafıyla beraber o zaman çok 90 santim olur. Falan düşmüş olur. Evet. O zaman hani buraya da en azından katlanacak eşyalarını koyarım ben. Evet. Buraya askılı oluruz da. Zaten aynen. Şurada yüklük var. Hı-hı. Arada da bu var ya. Evet. Tamam, iyi olur çocuklar için. Bu sağ taraf için ne diyelim. Bunu şimdi biz şöyle... Onu da aynı yapalım. Yani şunu üçlüyü buraya bağladık, tamam mı? Yani bu ikiliye de ne diyelim? İkiliye de aynı şekilde şuradakinin aynısını, ikilisini yapalım usta. Çekmece olsun mu? Çekmece olsun. Gene burada içten çalışan çekmece. Evet, çünkü ayıracağız ya mesela sonrasında. Bunu aynı şekilde diğer tarafa tamam, şey yapacağım. Aynı şekilde. Bu zaman gene aynı şekilde gene üstüne bir raf. Doğru mu?
Evet, üstüne bir tane raf olsun. Askılık gene bu şekilde. Aynen, evet. Tamam. Yani bu askılık kısmının çok uzun olmasına gerek yok. Çünkü şey var, ne diyecektim. Çocuk inşallah küçük küçük zaten ya. Hani büyüyecekler, sonrasında erkekler zaten. Cam yapalım, yapacağı şey belli, sabit yani. Şimdi, kız çocuğu olunca belki uzun olur. Zaten kurduğumuzda zaten size bir şey atarız. Tamam. Ara boşluklarını, mesafelerini, ölçülerini falan atarız. Askılı bir şekilde bulunur. İç aksamını atarız. Değişik olsa yine içinde değişme yaparız. Tamam. Sıkıntı yok yani. Toparlanması gereken o da ailemin odası arkadaşlar. Çünkü çok fazla oturup kalkmak gerekiyor. Ivır zıvır eşyalar var ya. O yüzden şey yapıyorum bazen. Mesela oyuncaklar, oyuncak dolabını oraya alıyorum. Sonra oradan diziyorum oturduğum yerde. Eğilip kalkmak zor geliyor artık. Kaburgan batıyor öyle söyleyeyim. Bayağı şey ağırlaştığım için. Orada biraz zorlanıyorum. Yani hiç sevmiyorum ailemin odasını toparlamayı. Ne yapayım? Dedim ki duralım. Yarın oraya okula giderken bir şeyler götürsün. Yiyecek sabah kahvaltıda kek yapayım dedim. Kek yapacağım. Kötük hocam burada ders çalışıyor. Nasıl hissediyorsun sevgilim, iyi misin? İyiyim iyiyim canım ya. Biraz daha video mu çekiyor sabah? İyiyim ya. Şimdi biraz daha başlıyor. Biraz da boğazım şey istemiyor. Daha boğazım ağrıyor gibi yani. Çok mu sıcaktı? Çok mu koyuyor gibi de mi? Yok be, akşam saat yaklaşıyor ya, akşamları ağırlaşır hastalık insanı. Ondandır.
tatlı kocam halimi uyuttu arkadaşlar. Nuri bayağı iyi hissediyor gerçekten. Artık gribi de atlatmış gibiyiz. Kekimiz de oldu. Şöyle göstereyim size. Biz kekimizi kesip yiyeceğiz şimdi. Ve videomuz buraya kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş olsun mesajlarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi biz kekimizi yiyeceğiz. Ilamuru hemen kapatayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, okul bitti. Şimdi arabama geçtim ama size bu kapı göstermek istiyorum. Evet, canım karıcığım yine sabahlar yapmış böyle güzel kekler getirdim öğretmenler. Böyle hani ne diyorlar ya. Bizde Gana'da şöyle anlatayım. Gana'da küçükken böyle şeyler olurdu. Böyle bir dua etmek için. Hani akika kesiyorsunuz ya, adak kesme gibi. Tabii ki bazı imkan olmayanlar tavuk falan adak olarak tavuk kesilebilir. Böyle dağıtıyorlar çocuklar dışarıda böyle. O kesilmiş tavuğu dağıtmayı pişirip dağıtıyorlar tabii ki. Yani çocuklar alıp direkt yiyecekler. Mangal gibi pişirip dağıtıyorlar. Pişirdikten sonra çocuklar ses diyorlar, adak adak ne bileyim ya, unuttum ya. Ya böyle bir, evet burada adak var, burada adak var diye sesleniyor çocuklar, birbirlerini çağırıyor. Lob diye herkes üstüne gidiyor. Tamam, biraz abartmış olabilir yani. Herkes bir parça yetişmek istiyor yani, böyle isteyerek yani hemen bir anda bitiyor yani saniyelerde. İşte benim karıcığımın kekler öğretmen odasında bu şekilde. Şimdi öğretmenler de bu şekilde yeniliyor yani. Hemen parça parça bitiyor. Hep yetişemeyenler oluyor. Tabii ki inşallah bir gün belki tepsi olarak getireceğim. Komik bir yana hanım bugün kötü. Zaten biliyorsun ben de hastaydım 2 gün önce. Bulaşmışlar onlar. Grip zaten hep böyle oluyor. Bir kişiyle eve girdi mi herkes dolanıyor. Şu an halim kötü. Annesi iyiyim diyor. İyiyim yani, çok fena değilim. Tabii ki annesi orada iyi değil. Tabii ki abim okuduğu için canını kendin değil de çocuğa düşünüyor. Şimdi çıktım okulda, hemen eve gideyim. Ben de yardım edeyim. Biliyorsun. Çocuklu ve hamile. Aynı hepsi zor. Şu an 2 çocuk bakıyor resmen yani. Görüşürüz arkadaşlar, devam edeyim.